Evet şimdi de standart sorular ve çözümlerine geçeceğiz. Başlayalım mı? İlk sorumuz böyle bir soru. Teke tek sözcüğünün harflerini kullanarak anlamlı ve anlamsız 7 harfli kaç farklı kelime yazılabilir? Zaten 2, 4, 6, 7 tane orada harf görüyoruz. Şöyle yapacağız. Bir kere 7 faktöriyel bütün hepsi farklı olsaydı yapacağımız sıralamaydı. Ama bunların içerisinde E'lerin, T'lerin ve K'ların yer değişiklikleri yeni kelimeler üretmeyeceği için onları atmamız lazım. Kaç tane T var? Görüyorum 2. Kaç tane E var? 3. Ve 2 tane de ne var? K var. Aynen bu. Bu değerleri bir e, hesaplayalım. 7 faktöriyel 7, 6, 5, 4, 3 faktöriye kadar gidelim. Şu 2 demek. 3 faktöriyel şu da 2. Şunlar birbirini götürdü. Şunlar da 4'ü götürdü. Buradan 30, 210 çıktı. Cevabımız 210'dur. Yani D şıkkıdır. Anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi burada sayısının rakamları ile 7 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir demiş. Zaten sağ tarafta çözümü görüyoruz. Ben buradan da bir çekileyim. Şimdi ilk etapta 7 tane basamak bir ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. şimdi biz çift istiyoruz değil mi? Bu çift olabilmesi için sonuna 0 da gelebilir, 4 de gelebilir, 6 da gelebilir. 0 çok özel bir durumda olduğu için onu ayrıca inceleyeceğiz. Çünkü 0'ın başa gelmesi sorun. Buraya 0'ı koyduğumuzu varsayalım. Buraya bir seçenek. Ondan sonra şimdi şunu kullandık mesela. Ya da şu kullandık. Önemli değil. Geriye ne kaldı? 1, 2, 3, sonra 4, 5 kaldı. Buraya 5 tane neyimiz var? Ee, harfi seçme e, rakamı pardon harf deyip duruyorum. Seçme ihtimalimiz var. Sonra e, artık mesela bunlardan da varsayalım 3'ü kullandık. Şimdi ne kaldı geriye? 1, 2, şu 3, 0 e, da kullanabiliriz. 3, 4, 5. Buraya yine 5 tane kalıyor. Her adımda birer azalarak ilerliyoruz. Evet bu bu. Şimdi buradan gelen nedir? 5 çarpı 5 faktöriyeldir. Fakat fakat ne yapacağız biliyor musun? Burada e, tekrar edenleri biz sileceğiz. Şimdi sıfırı buraya koyduğumuz için bir tane sıfır var şurada. O yüzden o tekrar etmiyor ama 3'ler burada var. O yüzden 3 faktöriyeli böleceğiz. Yani 3'ün adedi 3 tane olduğu için 3 faktöriyeli bölüyoruz. Buradan hangi sayı çıkıyor? 5, 5, 4, 3 faktöriyel şu gitti. 25 ile e 4'ü çarptık. 100 tane böyle sayı var. Şimdi tabii soru 0 bunların. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya 4 ya da 6 gelebilir diyeceğiz. O zaman e, buraya 2 seçeneğimiz kalıyor. Sonrasında buraya yazabileceğimiz bak e, şurayı bir sileceğim kafa karıştırmasın diye. Biz şunlardan birini kullandık. Mesela 6'yı kullandığımızı düşünelim. Buraya gelebilecek sayı dedi kimler? 3 4 3 ve şu 3 gelebilir. 0 gelemez. O yüzden buraya 4 tane seçeneğimiz var. Bunlardan da mesela 3'ü kullandığımızı varsayalım. O zaman geriye kalan ne olur? Şu alttakileri bir silelim. O zaman geriye kalan kimler var? 1, 2, şu sıfırlar gelebilir. 3, 4, 5 tane var. Buraya gelecek sayı adedi 5 tanedir. Sonra azal azal gideceğiz. 4, 3, 2, 1. Yani 4 çarpı 5 faktörel yaptı bu. Bölü peki ne? Şimdi biz buraya 4 ya da 6'yı koyunca e, şu da dolananlar kimler biliyor musunuz? Şu sıfırlar ve Sonrasında da şu 3'ler 3'ten de kaç tane görüyorsun Bak şurada da var Şurada da var 3 tane de 3 var Yani 2 0 tekrarlıyor Bir de 3 tane 3 tekrarlıyor Onları o yüzden buraya böyle yazıyoruz Evet ne elde ettik 4 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel Aşağısı zaten 2 bir de şu 3 faktöriyel Şunlar birbirini Götürdüm Şunla da şu birini götürdü 2 kaldı Buradan 10. 4 de oradan bir dakika. Bir hata yapmadım değil mi ben orada? 5 faktöriyel dedik. 3 faktöriyel gitti. Şuradan 2 kaldı. 10 buradan 40 geldi. Buradan 40 geldi. Çünkü şeyi unuttum da o yüzden. Şurada çarpı 2'yi unuttuk bak. Şuraya kadar 5 faktör geldi. Şurası da çarpı 2 var. Göz ardı ettik onu bir an. O yüzden burası da ne yapar? 80 yapar. Çünkü oraya iki seçenek vardı. Tamam. Şimdi o halde 100 tane yukarıda 80 tane de aşağıdaki gibi olacağı için toplam 180 tane ne yazılabilir? Bu şekilde sayı yazılabilir. Cevabımız C şıkkı. Şimdi ne demiş? Özdeş iki sarı, 3 kırmızı, 3 beyaz boncuk. Düz bir tele, kırmızı boncuklar bir arada olacak şekilde kaç farklı dizilebilir? Şimdi sarı, Sarı iki tane, kırmızı iki tane, beyaz da üç taneymiş. Şöyle ve bunlar özdeş. Kırmızı boncuklar bir arada olacak diyor. Şunlar bir arada. Şöyle. Ee, şimdi saydığımız zaman hepsi, şunlar ayrı ayrı dolaşabilirler artık, ama bu kırmızılar birlikte paket halinde dolaşacaklar, ayrılmamak için. Kaç tane nesnemiz var? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöre kadar dizilim gerçekleşir. Sonrasında e, böleceğiz. E, şöyle yapabilirsin aslında. 6 faktöriyel bir de şu kırmızıların kendi arasındaki salaması 2 faktöriyeldir dersin. Daha sonra da S'ler 2 T2 te, kere tekrarlıyor. B'ler 3 kere tekrarlıyor. K'lar yine 2 kere tekrarlıyor deyip bölebiliriz. Yani şu ikilerin gittiğini görüyorsun. Bu ikiler aslında niye birbirini götürdü? Aslında bunları kendi aslında yer değiştirmesi önemsiz olduğu için mesela bu çözümde o kullanılmamış. Ama ben dedim ki hadi önemli olsun. İki faktörleri koydum sonra tekrar permutasyonu tekrar ikiye böldüm. Yani aynı kapıya çıkmış olduk. Bunlar gitti. Ne oldu bu? 6 faktöriyel yani 720. Şurası da kaç yaptı? 2 çarpı 6 yapıyor. O da 12 yaptı. Demek ki buradan ne kaldı? 60 kaldı. Cevabımız nedir? A şıkkıdır diyoruz. Şimdi bu soru çok farklı şekilde de karşımıza gelebiliyor. Burada deniz kelimesi kaç farklı şekilde okunabilir demiş. Şöyle hani tabii nasıl hareket edeceğiz? Şöyle aşağı iniyoruz. D Nis Sonra D Nis ya da deniz anlıyor musun? Bu şekilde bir sürü dolanım var aslında. Ee, şöyle düşüneceğiz bunu. Taktik olarak şöyle yapıyoruz. Bir de buradan da yani aslında satı ve sütun gibi düşün bunu. Ee, yani yukarıda xx diyoruz. Buraya da yy diyoruz. Aslında şurada bir sürü x var da şöyle. Satır ve sütun bağlamında konuşuyoruz biz. Şu yataylar hep x, x oluyor. Sonra bir bakayım. Şurada x, x. Sonra şunlarda hani, y, y oluyor. Şunlarda y, 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 y. Gibi. Mesela bak. Diyelim ki iki tane x. Sonra bir y, bir x desek ne olur? Mesela. Şimdi iki tane x deyince buraya geliriz. Bir y dedik. Sonra buradan tabii en kısa şekilde mi deniz evet tekrar şey olamayız adı ne x olamayız çünkü bak x geldik 2x y geldi x diye buraya geldik o yüzden buranın ne olması gerekir y olması gerekir farklı bir şey seçerim şimdi mesela y y hatta şöyle bak. y sonra x bak y x şu an D deni olduk. Şöyle burası ne y? Şurası aşağı inince şurası y idi değil mi? Şuraya x yazacaktım bu arada onu düzeltelim. Sonra buraya geldik x oldu. Böyle de okunabilir. Ya da şu da olabilir hani. Onu farklı renkte yapayım. X sonra y şuraya gelirim. Sonra x Tekrar buraya. Sonra da Y olabilir. Bak yine denizi okumuş oluyoruz. Asıl olan ne biliyor musun? Şu X, X, Y, Y'nin kaç farklı şekilde dizildiği ile ilgili bu sıralama. O da nasıl hesaplanıyor? 4 faktöriyel. 2 tane X olduğu için 2 faktöriyel. 2 tane Y olduğu için 2 faktöriyel oluyor. Yukarısı 24. Aşağısı da 4 yaptığı için bu son cevabı ne gelecektir? 6 gelecektir diyoruz.